Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Bakara suresinin 34 ve 39. ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Bundan önceki bir programımızda Hazreti Adem'in yaratılışına ait ayetler, onun yeryüzünde halife kılınması, meleklerle imtihan edilmesi nazara verilmişti. Ve Allah-u Teala bu şekilde Hazreti Adem'in üstünlüğünü, meleklerden üstünlüğünü meleklere göstermişti. Bunun devamı niteliğinde yolumuza devam edeceğiz. Ve iz gulna lil melaiketi iscudu li Adem. Biz meleklere, Adem'e secde edin dedik. Fesecedu, onlar secde ettiler. İlla iblis, ancak iblis etmedi. Ebe, diretti, inat etti. Ve stekbara, kibirlendi. Ve kâne minel kafirin, ve kafirlerden oldu. Veya kafirlerden idi manası verilecek olursa, o Allah'ın ilminde zaten kafirlerden idi. Ve kulna ya Adem, ve biz dedik ki ey Adem, üskün ente ve zevcükel cenne, sen ve eşin cennete yerleşin. Kula minha ragadan haythu şi'tüme, ve o cennetten dilediğiniz şekilde bolca yiyin için. Ve la takraba hazi şecere, ama şu ağaca yaklaşmayın. Fetekuna minaz zalimin, yoksa zalimlerden olursunuz. Fezellehumeş şeytanu anha, ama şeytan onların ayaklarını kaydırdı. Feahrecehuma mimma kana fi, ve bulundukları durumdan onları çıkarttı. Cennetten onların çıkmasına sebebiyet verdi. Gulneh bitu ba'dukum li ba'din aduv, ve biz dedik ki birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌ, yeryüzünde sizin için bir yerleşme var. وَمَتَاءٌ, faydalanmak var. اِلَى حِينٍ, belli bir süreye kadar yeryüzünde sizin için yerleşmek ve faydalanmak var. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ, Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı. فَتَابَ عَلَيْهِ, Allah da onun tövbesini kabul etti. اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, şüphesiz o Tevvaptır, tevbeleri kabul edendir, rahimdir, merhameti sonsuzdur. Gulneh bitu minha cemi'a, ve biz dedik ki hepiniz oradan inin. Fe imma yetiyennekum minni huden, eğer benden size bir hidayet gelirse. Femen tebi'a hudaya, ve artık kim benim gösterdiğim yola, hidayete tabi olursa. Fela havfun aleyhim, artık onlara bir korku yoktur. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, ve onlar üzülmeyeceklerdir. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا, inkar eden, وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, onlar cehennem ashabıdır. هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ, ve onlar orada ebedidirler. Değerli izleyenlerim, bu ayet-i kerimelerde Allah-u Teala insanın macerasını anlatıyor. Şeytanın insana düşman oluşunu ve şeytanın Hazreti Adem'in cennetten çıkarılmasına vesile olmasını ve ardından yeryüzünde insanların imtihan için bulundurulmaları, belli bir süreye kadar yeryüzünde kalacak olmaları, kim Allah'ın hidayetine tabi olursa kurtulacağı ama inkar edenlerin ebedi bir azap içinde cezalandırılacağı ana hatlarıyla ayetlerde ifade ediliyor. Biz yine doğrudan ayetlerden takip edecek olursak, ve iz gulna lil melaike, biz meleklere şöyle demiştik. Burada mealende arz ettiğimde belki bir kısım muhataplarımızın hatırına gelmiş olabilir. Cenab-ı Hak bazı yerlerde biz diyor. Acaba neden? Burada da biz dediği gibi. Allah-u Teala birdir, vahittir, ehaddir, ama zaman zaman Kur'an-ı Kerim'de ben değil de biz der. Mesela biz Kur'an'ı indirdik, biz insanı yarattık ve biz kitabı indirdik. Bu gibi ayet-i kerimelerde Allah-u Teala biz ifadesini kullanıyor. Bununla alakalı başta şunu söylememizde fayda vardır. Buradaki biz hitabı çoğul anlamında değildir. Türkçe'de bunun kolay anlaşılır bir örneği, muhatabımız bizden büyükse ona sen değil de siz diyoruz. Buradaki siz deyişimiz nezaketendir.
Onun gibi Allahu Teala'nın da biz deyişi azamet bildirmek içindir. Allahu Teala bazı yerlerde biz demesiyle azametini ifade etmiştir. Bu meselenin birinci yönü. Bir başka yönü ise şu: Allahu Teala sebepleri kullandığı yerlerde biz ifadesini kullanıyor. Biz insanı yarattık, anne babasıyla yaratmıştır. İşte biz kitabı indirdik, Allahu Teala Cebrail vasıtasıyla kitabı indirmiştir. Burada da meleklere Allahu Teala'nın biz meleklere şöyle dedik, arada bir aracı kullanıldığına bir işaret hissedilmekte. İşte biz meleklere üscudu li Adem, Adem'e secde edin dedik. Burada hatıra şu gelebilir. Secde sadece Allah için yapılır. Peki Adem'e nasıl secde edecekler? Birkaç cihette buna bakabiliriz. Hazreti Adem bunlar için adeta bir kıble gibi olur. Nasıl ki insanlar Kabe'ye doğru secde ediyorlar, aslında Allah'a secde ediyorlar. Onun gibi burada da Hazreti Adem bir nevi kıble yapılmıştır. Bir nevi Kabe yapılmıştır ve melekler Allah'ın emriyle onun huzurunda secde ederler. Bu birinci yönü. Bir başka anlamıyla da bir nevi onun huzurunda saygıyla eğilmek, saygılarını ifade etmek bu anlamda da düşünülebilir. İşte biz meleklere Adem'e secde edin dedik. Fesecedu, onlar da secde ettiler. İlla iblis, ama iblis secde etmedi. Ebe, ve direndi, inat etti. Vestekbara, kibirlendi. Ve kâne minel kafirin, ve böylece kafirlerden oldu. Ve o zaten Allah'ın ilminde de kafirlerdendi. Burada acaba iblis meleklerden bir fert midir, değil midir? Buradaki istisna mungatı mıdır? Bu tarzda bir takım değerlendirmeler tefsir kitaplarında kaydedilir. Alâ külli hal şunu söylemek mümkün. İblis ruhanilerdendir. Ruhani olma noktasında meleklerle beraberdir. Ama meleklerin grubu farklı, iblisin grubu farklıdır. Şöyle ki, melekler nurdan yaratılmışlardır. Ama iblis ise ateşten yaratılmıştır. Mesela insan topraktan yaratılmış. İblis, cinler, bunlar da ateşten yaratılmış. Dolayısıyla madde itibariyle düşünüldüğü zaman doğrudan aynı maddeden değil. Mahiyet itibariyle düşünüldüğünde meleklerde şerre kabiliyet yok. Ve la yasunallaha ma emarahum, onlar Allah'ın emrettiği şeye isyan etmezler. Ve yef'alune ma yu'merun, ne emrolunsa onu yerine getirirler. Ama ibliste bu böyle değil. İblis ateşten yaratılmış, isyana da kabiliyeti var. Ve ilk defa böyle bir imtihana tabi tutulduğunda zaten bu imtihanı kaybediyor, isyanını ortaya koyuyor. Öte yandan Kur'an-ı Kerim'de اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ اَوْلِيَاءَ, siz iblisi ve onun zürriyetini, onun neslini dostlar mı ediniyorsunuz mealinde ayet-i kerime var. Yani demek ki iblisin bir zürriyeti var veya onun temsil etmiş olduğu cin taifesinin nesilleri var. Ama melekler için böyle bir şey söz konusu değil. Meleklerin zürriyeti değil, doğrudan yaratılmaları söz konusu. Öte yandan yine Kur'an-ı Kerim'de kâne minel cinni diye iblisle alakalı bir ifade geçmekte. Kâne minel cinni fefesaga an emri rabbi, ama Rabbinin emrinden çıktı, itaat etmedi. Kur'an-ı Kerim'de bu şekliyle anlatılıyor. Dolayısıyla bütün bunları beraberce düşündüğümüzde iblisi meleklerden görmemiz uygun değildir. Ama şu hatıra geliyor bu durumda. Verilen emir melekleriydi. Ve iz kulna lil melaiketi iscudu li Adem, biz meleklere Adem'e secde edin dedik. Bu durumda iblisin secdeyle mükellef olmaması hatıra gelebilir. Ama demek ki şu anlaşılıyor, iblis de onlarla beraberdi. Ve o da emre muhatap oldu ama emrin gereğini yerine getirmedi, secde etmedi. Kur'an-ı Kerim'de başka yerlerde bunun biraz daha ayrıntısı var. Onu nasip olursa bir başka programda, Kur'an-ı Kerim'in bir başka bölümünden ayrıca takdim ederiz. Burada kısa olarak geçilmiş, biz de o kısalığa iktifaen kısa olarak ifade edeceğiz. Bütün melekler Adem'e secde etti ama
İblis secde etmedi. Bu aynı zamanda bize şunu da gösterir. Yeryüzünde ve gökyüzündeki her şey adeta bize secde ediyor. İnsanın emrinde. Mesela hava bize secde eder mi? Edebiliyor. Nasıl secde ediyor? Yani biz uçak yapıyoruz. Hava bize itiraz etmiyor. Ve hava o uçağı kaldırıyor. Emrimize itaat ediyor. Deniz bize secde eder mi? Çok büyük gemiler yapıyoruz. Ve dağlar gibi dalgaların arasında yolumuza devam edebiliyoruz. Veya önümüze dağlar çıkıyor, yol yapacağız. O dağları dinamitlerle aşabiliyoruz. Oralardan çok güzel yollar yapabiliyoruz. Veya dağı delmek suretiyle orada tünel yapıp yolumuza yine devam edebiliyoruz. Melekler bunların aynı zamanda birer temsilcisi durumunda. Yani bizim gözle gördüğümüz varlıkların arka planında bunları temsil eden melekler var. Meleklerin Hazreti Adem'e secde etmeleri tabiatın insana rahm olması, tabiatın insana itaat etmesi, itaat edebilecek şekilde yaratılmış olması. Bunu da sembolize eden bir manadır aynı zamanda. Evet, doğrudan meleklerin secdesi vardır. Meleklerin temsil ettiği tabiattaki varlıkların da insana itaatleri söz konusudur. Ama iblis secde etmedi, bize direnenler de var. Bize zarar vermeye çalışanlar da var. Mesela diyelim yılanlar, çıyanlar gibi. Bunlar insana pek de itaat etmiyor. Her ne kadar bazen insan onları da itaat ettirebilse de çoğu kere bunlar insana zarar da verebiliyorlar. Bu manada insana zarar verebilen varlıklar da var. Yani ana hatlarıyla tabiattaki her şey insana musahhardır, insana itaatkardır. Ama az da olsa işlerinden bazıları insana itaat etmek istemez. Anlatılan bu kıssa bu yönüyle de bizlere mesajlar sunmakta. Ve iblis bunu gurur meselesi yapıyor ve kibirleniyor ve neticede kafirlerden oluyor. İnkar edenlerden birisi oluyor. Ve ardından Hazreti Adem'in cennete yerleştirildiğini görüyoruz. وَقُلْنَا يَا اَدَمْ اُسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ Ve biz Adem'e dedik ki, ey Adem, sen ve eşin cennete yerleşin. Acaba bu cennet dünyada bir cennet miydi? Yoksa ileride insanların gönderileceği ahiret alemindeki cennet mi? Müfessirler tarafından iki şekliyle de ele alanlar olmuş. Bazıları dünyada bir cennet demiş. Bazıları diğer alemdeki cennet demiş. Allahu alem bir sevap, doğrusunu Allah bilir. Ama ekser alimlerin varmış olduğu kanaata göre bu diğer alemdeki cennettir. Ve bu açıdan cennete vatanı asli denilir. Asıl vatan. Nasıl ki ülkemizden bazıları Almanya'ya, Fransa'ya, İtalya'ya değişik yerlere gittiler. Ama onlar buralı, Türkiye'li ve kalpleri burayla beraber atıyor. Buraya dönmeyi arzu ediyorlar. Onun gibi temsilde hata olmasın. Hazreti Adem cennette yaratıldı ama daha sonra gurbete gönderildi. Dünyaya gönderildi. Tekrar asıl vatana dönsün diye. Asıl vatana liyakat kesbetsin diye. Bu açıdan baktığımızda buradaki cennet ifadesini diğer alemdeki cennet şeklinde anlamamız daha muvafık olabilir diye düşünüyoruz. Ama diğer türlü söyleyenler dünyada bir cennet, cennet gibi bir yer o anlamda açıklayanlar da olmuş. Ona da işaret ediyoruz. Ve sen ve eşin cennete yerleşin. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا Ve dilediğiniz şekilde o cennettekilerden bolca yiyin. Ama وَلَا تَقْرَبَ هَذ۪ي الشَّجَرَ Şu ağaca yaklaşmayın. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ Yoksa zalimlerden olursunuz. Burada şunu görüyoruz. Allah-u Teala cennette de Hazreti Adem ve Havva'yı bir imtihana tabi tutuyor. Her şey helal, her şey mubah ama cennette bir ağaç onlara yasaklanmış. Acaba bu hangi ağaç? Bunu illa belirlememiz lazım gelmez. Allah-u Teala isteseydi bildirirdi. Ve bu konuda İsrailiyat kaynaklarından bize bazı rivayetler gelmiş. İşte bazıları buğday demiş, bazıları incir ağacı demiş. Bazıları daha başka şeyler söylemiş. Şu veya bu. Biz şu anda illa bunu belirlememiz de gerekmez. Burada Kur'an-ı Kerim'in buna doğrudan doğruya zaten bir delaleti de söz konusu değildir. Burada anlatılmış olan, yasaklanmış olan bir ağaç.
Ve bize bakan yönüyle söyleyecek olursak, yani Adem'in torunları olan bizlere bakan yönüyle, bu günah ağacıdır. Allah-u Teala Hazreti Adem'i bir ağaçla imtihan ettiği gibi biz insanları da günah ağacıyla imtihan etmektedir. Hazreti Adem'e şu ağaca yaklaşmayın demiştir. Bize de günahlara yaklaşmayın diye talimat vermektedir. Demek ki Allah-u Teala cennette Hazreti Adem'i böyle bir imtihana tabi tutuyor. Adem'i ve eşini. Burada eşinin ismi geçmemekte ama kaynaklarda eşinin isminin Havva olduğunu öğrenmekteyiz. Ve bizler şu anda hepimiz, yeryüzündeki bütün insanlar Adem ve Havva'nın torunlarıyız. Malum innemel mu'minuna ihvetun. Kur'an-ı Kerim bize bunu bildiriyor. İnananlar ancak kardeştirler. Bir başka açıdan düşündüğümüzde, nesebi bağ olarak düşündüğümüzde aslında bütün insanlar birbiriyle bir nevi kardeş gibidir. Mesela ırk itibariyle düşündüğümüzde dünyada değişik ırklar var. Beyaz ırk, siyah ırk gibi değişik ırklar var. Bunların kendi aralarında değişik kısımları var. Ama bütün bunlar hepsi insanlık ağacının farklı renkleri, insanlık ağacının farklı dalları, temelde, kökte hepsi Hazreti Adem'e ve Hazreti Havva'ya dayanıyor. Ve Allah-u Teala bu şekilde bir tek Adem ve bir tek Havva'yla çok değişik ırkları meydana getirmiş. Nasıl ki aynı toprak üzerinde çıkan bitkiler birbirinden farklı renkte olabiliyor. Halbuki hepsi aynı topraktan gıdasını alıyor. Hatta aynı bitkiyi düşünelim. Toprakta yetişen bir bitki, yaprakları yeşildir, çiçekleri diyelim sarıdır veya pembedir, meyvesi kırmızıdır faraza. Aynı bitki çok farklı renkleri gösterebiliyor. Allah-u Teala Hazreti Adem'den de çok farklı ırkları meydana getirmiş. Şu anda bunlar dünyanın her tarafına değişik renkte insanlar olarak dağıtılmış. İşte Allah-u Teala bu şekilde imtihana dikkat çekiyor ve buyuruyor ki siz cennete yerleşin ama şu ağaca yaklaşmayın. Fetekûnâ minez zalimin, yoksa zalimlerden olursunuz. Peki acaba yaklaştılar mı? Yaklaştıklarını anlıyoruz. Burada şöyle ifade ediliyor. Feezellehuma şeytanu anha, şeytan bulundukları yerden ayaklarını kaydırdı. Feahrecehuma mimma kana fi, ve bulundukları durumdan onları çıkarttı. Yani onların cennetten çıkarılmalarına sebebiyet verdi. Ve kulna, ve biz dedik ki ihbitu ba'dukum li ba'din aduv, birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌ, sizin için yeryüzünde bir müstakar, bir yerleşmek var. وَمَتَاءٌ, faydalanmak var. اِلَى حِينٍ, belli bir vakte kadar. Bu Hazreti Adem ve Havva için bu böyle. Ama nesilleri için de bu böyle. Mesela normalde her birimizin dünyada ortalama ömür olarak düşünsek 60-70 yıllık bir ömrümüz var. Bir kısmımız o kadar da yaşamıyor. Bu tarzda yeryüzünde insan bir miktar kalacak ama yeryüzünde imtihana tabi tutulacak. İşte Hazreti Adem'in dünyaya gönderilmesi de bir imtihan. Cennet kendine gösterilmiş, dünyaya gönderilmiş ardından. İşte dünyada çalış, asıl vatan olan cenneti kazan diye. Ve dünyaya gönderiliyorlar. Hazreti Adem ve Havva dünyaya gönderiliyor ve acaba ne oluyor? Fetelakka Adamu min Rabbihi kelimatin, ve Adem Rabbinden bir kısım kelimeler aldı. Fetâbe aleyh, Allah da onun tövbesini kabul etti. İnnehu huvettevvabur rahim, şüphesiz o tövbeleri kabul edendir, sonsuz merhamet sahibidir. Yani Hazreti Adem dünyaya belli bir günahla geldi. Yasak ağaçtan yeme günahıyla, ama Allah'tan aldığı kelimelerle, öğrendiği şeylerle tevbe etmesini bildi ve böylece o mazinin günahını temizlemiş oldu. Burada Hristiyanlarla inanç noktasında aramızdaki önemli bir farka dikkat çekmek istiyorum. Onlara göre Hazreti Adem'in günahıyla bütün insanlık günahkar oldu. Ve bunun üzerine Allah-u Teala Hazreti İsa'yı gönderdi. O da kendini feda etti. İnsanlığı bu günahtan kurtardı. Böyle bir kabulleri var. Ama biz bu şekilde kabul etmiyoruz. Bizim kabulümüze göre وَلَا تَزِرُوا وَاَزِرَةٌ مِزْرَ اُخْرَى, hiçbir günahkar
başkasının günahını çekmez. Dolayısıyla bizim kendi günahımız kendimize yeter. Hazreti Adem'in suçundan dolayı neden bizler günahkar olalım? Suçun ferdiliği, şahsiliği esastır. Herkes kendi yaptığından mesuldür. Gulnehbitu minha cemia ve Allahu Teala şunu bildiriyor. Biz onlara dedik ki hepiniz yeryüzüne inin. Fe imma yetiyennekum minni huden, benden bir hidayet geldiğinde femen tebi'a hudaya, artık kim benim hidayetime uyarsa fela havfun aleyhim, artık onlara bir korku yoktur. Ve lahum yahzenun, ve onlar üzülmeyeceklerdir. Vellezine keferu ve kezzebu bi ayatina, inkar eden, ayetlerimizi yalanlayanlara gelince ulaike ashabunnar, onlar ateş ashabıdır, cehennem ashabıdır. Hum fiha halidun, ve onlar orada ebedidirler. Ve burada da çok kısa ifadeyle Allahu Teala bizim maceramızı anlatıyor. Allahu Teala bize yol gösteren rehberler, peygamberler, rehber şahsiyetler gönderiyor. Kim bunlara tabi olsa ona cennet var. Ama kim de küfür ve inkarı tercih etse onlar için de ebedi bir ateş var. Cenab-ı Hak hepimizi cennet ehli olan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.